Günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç ile birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. Gündem Gezi. Gezi ile ilgili, Gezi davası daha doğrusu. Dün bununla ilgili olarak mahkeme sanık avukatlarını bile şaşırtan bir karar verdi. Ve 16 sanıklı, bunların 7 tanesinin dosyası ayrılmıştı yurt dışında olduğu için. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına, beraatine ve diğer sanıklara da aynı şekilde beraatine karar verdi. Bununla ilgili olarak itirazlar var ama Osman Kavala 15 Temmuz davası ile ilgili bir başka soruşturmadan dolayı yeniden gözaltı kararı olduğu için cezaevinden çıkamadı. Bununla ilgili karar verilir verilmez hemen Gezi'nin onur olduğunu ifade eden ve aklandıklarını söyleyen birçok kesimden, başta sosyal medya olmak üzere birçok alanda yorumlar, bununla ilgili sevinç çığlıkları geldi. İstedikleri kadar sevinç çığlıkları atsınlar, istedikleri kadar söylesinler. Gezi'de yapmış oldukları vandallığı, Gezi'de yapmış oldukları eşkıyalığı, Gezi'de yapmış oldukları çapulculuğu, işte görüntüleri izliyorsunuz, hiçbir şekilde aklamaz bu görüntüler. Altını çize çize bir kez daha söylüyorum. Sanıklar açısından mahkeme böyle bir kararı vermiş olabilir. Sanıklar açısından verilen bu kararın da sorunlu olduğunu düşünüyorum ama bu karar bile yapılan işlerin, vandallığın, çapulculuğun aklanması anlamına gelmedi, gelmeyecek. Altını net bir şekilde çizmekte fayda var. Bugün ağırlıklı olarak bu konuyu konuşacağız. AK Parti grup var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konu üzerinde ve ikinci, daha doğrusu daha önemli bir mevzu var, İdlib meselesi üzerinde de açıklamalar yapmasını bekliyoruz ama Gezi ile ilgili de zaten dün sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın açıklamalarıyla birlikte meseleye nasıl baktıklarını ifade etmişti. Vakit kalırsa onları da değerlendireceğiz Hikmet. Evet ya, bu Gezi dediğimiz zaman yani şimdi 5 sene geçti üzerinden. Bir kesim bilirse o kadar çok şimdi o kadar bir çağda yaşıyoruz ki. Yani değil mi? 2013, 20'yi saymazsak 6 sene diyelim. Yani çok hızlı, her şey, hayat çok hızlı, zaman hızlı geçiyor. Hani Y kuşağı, Z kuşağı falan tartışması vardı o zaman da. Yani o zaman 10-12 yaşlarındakiler şimdi üniversiteye başladılar. Bir de hafızasında bir şey anlatmaya çalışıyor. Bugün bazı gazeteler tabii gezilen işi kimse gölgeleyemezdi. İşte gezilen işimiz böyleydi. Bu bir hak meselesiydi. Gururla, onurla falan diye çıkmış. Özellikle Cumhuriyet çıkmış. Bir şey hatırlatalım yani. Sen tabii aynı zamanda videoda gördük yani. Hatırlıyoruz neler olduğunu. Arkadaşlar çevirebilirler. Yani işte bu ağaç meselesiydi. Taksim'deki bir ağaçtan falan başladılar ama geldiğimiz nokta mesele öyle diye önce anlatılmaya çalışıldı. Geldiğimiz nokta rakam dün tekrar geriye döndüm. Bir Gezi çalışması yaptım ne olmuştu diye. Söyleyeceğim hepsini. Rakam sende varsa söylemeyeyim o zaman. Ambulansları yakacaksın. Polis otolarını ateşe vereceksin. Ondan sonra iş yerlerini cam çerçeve indireceksin. Arbede çıkartacaksın. Bütün caddeleri, sokakları işgal edeceksin. Sokaklarda halkın değerlerine sabah akşam ana avrat küfredeceksin. Taksim meydanında zulüm 1453'te başlayacaksın. Taksim meydanında ne kadar o zaman hani daha doğru bir dil kullanmaya çalışıyorduk ya, marjinal örgütler diye, ne kadar bildiğin hain, alçak, pis terör örgütü varsa bir araya geleceksiniz. Taksim AKM'nin üzerine hepsinin fotoğrafını yerleştireceksiniz. İlk 3 günü falan filan da temizmemiz de değil. Hiç temiz değildi. Oradaki arkadaştan nakleyen tek bir cümle söyleyeyim. Sen artık bir vaktimiz dar olduğu için detaylara girmeyeyim. Ama şu işte, gittik oraya baktık. 3. gün sonunda bir baktım, 2 tane bidon gelmiş adam. Yani Gezi o çadırın içerisinde olanlardan bir tanesi. Baktım biraları da içiyoruz baba, deviriyoruz her şeyi bir böyle. Aman sakın şeylerinizi atmayın. Çapulcuların o çaputları da hazır. Doldur şeyleri, molotofları yap. Arkadaş benden buraya kadar deyip, selamünaleyküm deyip çıktım gittim demişti 2. gün sonunda. Ha, demek ki burada başka bir şey oluyor diye. Yani bu direkt olarak şöyle söyleyeyim. Yani böyle bu kadar çok bu cümleleri şimdi birazdan detay anlatırsın ama iktidarı hesapta, sözde, tırnak içerisinde sokak devrimiyle yakarak, yıkarak, küfrederek, yok Batı'nın da bir takım tabii Eloğlu da boş durmadı atıyoruz canlı yayınlarla falan daldı. Ekonomiyi durduracağız. Hatırlıyorsun duran adam eylemleri. Türkiye'yi verdikleri zarar inanılmaz bir zarar. Yani %4 faizlerden Türkiye ekonomisinin ilk defa 130 yıldan sonraki en iyi zamanını yakalamışsın. Bu darbe girişimiydi. Bu düpedüz bir darbe girişimiydi. Teknik darbe 17-25 Aralık
Hukuk ve yargı darbesi, sokak darbesi 15 Temmuz'da gördük. Bu ilk denemesiydi. İşte bana çıkmışlar burada. Başarılı olsalar da 17-25'e de 15 Temmuz'da gerek kalmayacaktı. Evet, bunun vandallıktır, çapulculuktur, alçaklıktır, ihanettir, direniş falan da değildir yani. Ben bunu o zaman böyle söylemiştim. Ben de mağdurum. Ben de aynı şekilde gittim kafede otururken 10 kişi 20 kişi çıktı üzerimize geldi. Ben de takip etmeyeceğim burayı dedim. O kafe meğer şeymiş, protesto ediliyormuş. Bütün o zaman Türkiye çektim bunları. Televizyonda gösterdim. Çıkmayan alçak ağa diye her türlü küfür ettiler. Ben de onlara küfür ettim. Yani yaşadım ben bu geziyi birebir. Öyle hiç masummuş. Gezi bilmem ne hakkıymış. Alçaktırlar. Bak bir daha söylüyorum. O çapulcuydu. Onlar çapulcuydu. Ve niyetleri de sokakta Eloğlu'nun da şeyiyle gerdeğe girerek kendileri de değil yani. Can Dündarlar gibi. Tatilden yok alt, tomanın altında kaldım gibi. Uluslararası ayakları da vardı. Bulamıyorum bilmem ne yapıyorum. Tabii o otporu hatırlıyoruz. Uluslararası ayaklarını hatırlıyoruz. Valla şey şu. Böyle bir olaydı şu, yani. Bu aklandı mı soru bu. Net bir şekilde mahkeme tarafından. Sabah gazetesinden okuyorum. Vandalizmin organizatörlerine beraat kararı çıktı diyor. Bu işin bir organizasyon olduğunu, öyle ilk 3-5 günün falan bile masum. Sonradan işte senin ifadenle, ondan sonra bu çapulcuların ya da onların ifadesiyle marjinal örgütlerin falan girmesiyle teröristler, tadı tuzu kaçtı falan filan meselesi değil. Bizzatihi organize edilmiş, bunların altyapısı hazırlanmış ve bir sokak darbesiyle hükümeti düşürmeyi hedefleyenlerin buluştuğu ve bu adımları attığı bir organizasyondu. Bu organizasyonun altında da mahkeme beraat kararı vermiş olsa da kamu vicdanında o sanıkların bu işi organize ettikleri net bir şekilde hissediliyor, düşünülüyor, ondan sonra biliniyor. Ama mahkeme bu yönde karar vermiş. Bu sanıkların belki mahkeme kararıyla beraat ettiği anlamına gelir. Ama bu vandalizmin, bu çapulculuğun, bu sokak hareketiyle meşru iktidarı devirme girişiminin darbe en nihayetinde böyle. İlla tabii, silahlı askerli olmaya tabii gerek yok. Sokak hareketiyle bir darbe girişiminin, bir kalkışmanın aklandığı anlamına gelmiyor. İdris kardeşin güzel bir tweet'i var. Çok hoşuma gitti. Dün aldım. Mesele ağaç değil diyen sanıklara meselenin ağaç olduğunu söyleyen bir karar. Harika. Ben de tweetlemiştim, hatırladım. Çok hoşuma güzel gitti. Çok güzeldi. Helal olsun. 10 numara iş. Aynen öyle. Tabii burada biz bu vandalları, çapulcuları vandal ve çapulcu olduklarını söylemekten imtina etmezken bir önceki yani kararında müebbet talebinde bulunan ve bununla ilgili dava yürüten mahkemenin bir sonraki davasında, duruşmasında tamamına beraat kararı vermesi de açıkçası yani hani aklın havsalarının almadığı bir durum. Evet. Yargıdaki, en azından bu mahkemedeki bu garabeti gözler önüne seren bir durum. Bunu da Adalet Bakanlığı ya da bu işin sorumlusu kimse bu halka, bu millete açıklamak mecburiyetinde. Şimdi bütün bunları konuşuyoruz, ediyoruz. Bunların kafa öyle bir şekilde çalışıyor ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kıymetli bir insandır. Sayın İrfan Fidan hemen hedefe konuldu. Nasıl hedefe konuldu? Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'a yaptıkları gibi az önce senin bahsettiğin çok... Almanya'dan Can Dündar İrfan Fidan'ı aynen şehit savcı Mehmet Selim Kiraz gibi bir fotoğrafla tweet attı. Unutmayacağız hiç başlığını kullanarak. Ne yapıyorsun? DHKPC'ye şey mi geçiyorsun buradan? Mesaj mı geçiyorsun? Selim Kiraz'a yaptığınızı İrfan Fidan'a da yapın mı demeye çalışıyorsun Can Dündar? Unutmayın tabii ki. İrfan Fidan gibi hakikaten işin ehli insanlar olduğu müddetçe siz zaten hiçbir şeyi hiçbir zaman unutmayacaksınız. Bravo. Yapacağınız tek işte önce şehit ettirip ardından Cumhuriyet Gazetesi'nde bunları röportaj yaptırıp ya biz bunu yapmaya mecburduk dedirtmektir. Kim bunu yapan? Bugün HDP'nin, daha doğrusu HDP'den girdi, hali orada mıdır bilmiyorum, milletvekili olan Şık mı? Şık. Ahmet Şık. Bunu yaparsınız siz. Cumhuriyet Gazetesi'ni FETÖ'cü hakimleri, savcıları çıkartıp aklama işi yaparsınız. Bu vandalizmi, çapulculuğu peşini bırakmayan, ondan sonra bu işin organizatörlerinin peşini bırakmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı da Şehit Mehmet Selim Kiraz benzeri fotoğraflarla unutmayacağız hiç diyerek DHKPC'ye gönderme yaparsınız. Başka bir şey yok sizin yapacağınız. Çok ilginç. Yani mesela Alexander Soros tanıyor musun? Baba Soros'la bir şey var mı yani? Oğul Soros. Bu oğul Soros mu? Alexander Soros bir tweet atıyor. Diyor ki işte Osman Kavala İngilizce tweet atmış. Osman Kavala işte hep hapishanede kalmaması lazım falan filan. En sonunda diyor ki bu adaletsizlik sona ermesi lazım. Bunu şimdi hepsini örtüştürmeye çalışıyorum. Yani kim ne düşünüyordu bu Kavala meselesinde? Şimdi bu ne dedik biz?
yani on binlerce, yüz binlerce insanı sokaklarda mobilize etmek, onları organize etmek, bu gezi provokasyonu öncesinde onlarca canlı yayın aracının yabancı kuruluşlar tarafından, yabancı basın kuruluşları tarafından daha önceden kiralanmış olması, yerleştirilmiş olması bu işin %100 organize olduğunun göstergesidir. Böyle sokakta bir ağaç, üç böcek falan alakası yok. İçerisinde yapılan bunun dışında yani sadece bir sokak hareketi veyahut da bir protesto, bir eylem tarzı dışında yapılanlar, yakılanlar, polis otoları, özel araçlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri, dükkanlar, mağazalar, yapılan her vandallık, her oradaki şiddet suçtur. İşte her türlü malı, işte kamu malına zarardan tut, efendim gaspa kadar suçtur. Her şey, çok suç var orada. Tek tek koysan yıllarca sürer o şey, dava ki sürüyor. Şimdi Osman Kavala da bunların başındakilerden bir tanesi. Vay sen kimsin, gene Hikmet astın kestin, kim olduğunu biliyor musun? Adada bilmem ne olmuş da varmış da. Arkadaşlar bununla ilgili 10 defa yazdık. 100 defa kim olduğunu ortaya koyduk. En sonunda da Osman Kavala ve evlatları ahfada ortaya çıkmış. Bakın Alexander Soros Türkiye'ye böyle yapıyor. Diyor ki Alexander Soros. Yani İngilizcesine direkt son cümlesini okuyayım. This injustice must stop. Yani bu adaletsizlik durmalı. Osman Kavala'yı bırakın demiş mesela bize oradan. Seslenmiş. Kim? Soros'un çocuğu. Bak bu yalan değil. Burada hep dedi de Soros, hani Soros çocukları diye. Alexander Soros, Soros'un çocuğu hakikaten. Bir de başka bir Soros çocuğu daha var. Aynı kafada. Bu da Soros çocuğudur. Bu Soros çocuğu şey manada, yani metaforik bir anlatımla ifade ediyorum. Yani Soros çocuğu da geliyor diyor ki unutmayacağız hiç. Ya neredesin sen? Aklım benim bazen böyle şey hiç tahammülüm. Almanya'da Amerikan bayrağının altındasın. İnsanın böyle sövesi geliyor ama sövemiyorsun. Yani Almanya'da gidip elin yani demek istemiyorum, Almanlara hakaret olur. Yani Alman'ın kucağına oturmuş olmak dahi Alman'a hakarettir. O kadar da değmezsin sen. Alman'ın kucağına oturmuş oradan. Türkiye diyorsun ki unutmayacağız hiç. Kimsin sen? Kaçak bir lağım faresisin sen. O kadar. Çok özür dilerim ama kaçak bir lağım faresisin sen. O kadar. Yapmadın hainlik, yapmadın alçaklık. Eloğlu ile iş tutmak. Alman Cumhurbaşkanı görünce boynu büküter yapabilen, yanlış ilikleyen. Yani ya bize ait olmayan bir adamdır bu. Gazeteci bilmem ne kimliği yaptı. Yani daha önce biliyorsun yaşadık rezillikleri de görüyorsun burada. Yani evet. O darbe davasında, şeyde, MİT'lileri meselesinde. Yani hainin... Ya Celal Kara'yı manşete çekip aklayan bir adamdır abi, daha ne diyeyim Türkiye'de yani. Türkiye'de ihanetin nirvanasına ermiş bir adam gelecek benim buradaki savcımın, gelecek benim vatandaşımın, bizim ülkemizin başsavcısına diyecek ki hiç unutmadık hiç. Ha biz seni sanki unuttuk. Seni değil, Yenice'den unutmadık biz senin. Şimdi Türk yargısına bir soru demiş Hilal Kaplan. Az önce senin sormuş olduğun sorunun da cevabı olsun bu. Ne olmuştu, ne bitmişti sorusunu sormak adına. Bu ara senin o hedef gösterdiğin İrfan Fidan, bu işin organizatörü olan Osman Kavala ile ilgili 15 Temmuz davasındaki bir başka soruşturmadan dolayı gözaltı kararı verdi. Dolayısıyla bu anlamda sevinciniz kursağınızda kaldı. Onu da Can Dündar'a buradan söylemek lazım ama Mehmet Selim Kiraz benzeri bir şey olursa İrfan Fidan'a, bunun sorumlusu Almanya'nın kucağındaki Amerikan bayrağı altında yatan Can Dündar'dır. Bu bir mesajsa, bu mesajı alanlar aldıysa İrfan Fidan'ın daha dikkatli olması gerekir diye buradan söyleyelim. Şimdi sen sordun ne olmuştu? Okudum, araştırdım, geriye doğru gittim cümlesiyle beraber ben net bir şekilde Hilal Kaplan'ın yazısından söyleyeceğim, evet, sana. 20-30 tane resmi var, rakamlardan bahsediyorum. Gayri resmi rakamlardan değil. Resmi rakam ne? 58 kamu binası. Bu vandallar, çapulcular tarafından yakıldı. Tahrip edildi. 68 evet. Mobese kamerası. Paramparça edildi. 337 iş yeri tahrip edildi. 90 belediye otobüsü, 214 özel araç, 240 polis aracı ve 45 ambulans yıkıldı, kullanılamaz hale getirildi. Tamam. Toplam somut zarar, yani bu saydıklarımın cam çerçeve indirip yaktılar ya, camı çerçeve yeniden takmak, yakılan yerleri boya badana yapmak, araçları falan perte çıkarttıktan sonra o aracın günlük değerleri, yani somut zarar 140 milyon lira. Somut zarar. Ama 2002 yılı başında %60'larda gezen faizin en son %6'lara kadar inmesi, 10 kat inmesi, borsanın çökmesi, 15 günlük o süre içerisinde
Türk ekonomisinin uğradığı zarar yüz milyarlarca dolardan bahsediyorlar ya da liradan bahsediliyor. Bunlar da işin soyut zararları. Yani borsa tepe taklak olduğu güven, o bunalımları, ondan sonra faizlerin yeniden altlarda tekrar 12'lere 13'lere falan yükselttiler ondan sonra. Tabii. Bunları falan filan alt alta üst üste koyduğunda zarar bununla ilgili. Şimdi Hilal yazısında şuna değiniyor. Türk yargısına bir soru diyor. Örnekleme yoluna gitmiş. Sarı yelekleri biliyoruz değil mi? Ha, az önce sen Alexander Soros diye bir cümle kullandın. Evet, oğlu. Ben de sana başka bir soru soruyorum. Sen de mesela ben de sana bir isim söyleyeyim. Bakayım tanıyacak mısın? Mesela Abdullah Gül. Tanıyor musun? O bizim nesilde, yeni nesil sormak lazım. Ne ilginçtir. Bir gün öncesinden, yani karardan bir gün önce vermiş olduğu röportajda, aynı gün çıkan şeyde, Gezi olaylarının ne kadar kutsal bir olay olduğunu söylüyor. Bir başka isim daha söyleyeyim, tanıyacak mısın? Ahmet Davutoğlu. O da yabancı gelmedi. Değil mi? O da. Evet. Gezi mağduru sıfatından vazgeçti mesela. Karardan bir gün önce. Tamam. Bunlar da Alexander Soros var. Nasıl tanıyor musun diye soruyorsun da ben de sana sormuş oldum. Çok uzaklara gitme diyorsun yani. Ahmet de uzaklara gitme gerekiyor. Her tarafta Soros çocuğu vardır diyorsun. Bilmiyorum ne çocuğu olduklarını ama Alexander Soros'un çocuğu. Şimdi sarı yelekleri biliyoruz. 2000'e yakın kişi yaralandı. Bunların eyleminde 11 kişi öldü. Protestoya katılanlardan 8400 kişi gözaltına alındı Hikmet. Hilal hatırlatıyor. 1796'sı hapis cezasına çarptırıldı. Evet diyor, yanlış okumadınız. Sarı yelek protestolarından yaklaşık 2000 kişi hapse atıldı. G7 zirvesini hatırlatıyor. Neredeydi bu? Bask Özerk bölgesinde ilginç bir olay yaşanıyor. Geçen seneki G7 zirvesinde. Neymiş o? Polis zirveden önce daha önce hiçbir sabıkası olmayan 3 Alman genç hakkında şiddet uygulamayı planladıkları gerekçesiyle 3 ay hapis cezası verdi. Gençlerin üzerinden buz kırıcı ve göz yaşartıcı tüp bulunmuştu diyor. Yine Bask yönetimi G7 sırasında görev yapmak üzere 17 savcıyı görevlendirdi ve gözaltıyla tutuklama işlemleri pürüzsüz gerçekleşebilsin diye 300 hücre hazır etti. Ne oldu? Olay molay çıkmadı. Tamam. 300 tane hücre hazır etmişler yani. Şunu söylüyor. Şimdi çıksam bir iş yerin camını indirsem diyor aklımda dava açılır diyor. Bu kadar somut olaylar var diyor. Yaktınız, yıktınız, ettiniz. Bir adalet eksiğinde bir karşılığı yok mu diyor. Türk mahkemelerinin buna verecek bir cevabı var mı? Yoksa onun için de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir karar almasını mı bekleyecekler diyor Hilal Kaplan yazısında. Cumhurbaşkanı kürsüde zannedersem. Doğru mu arkadaşlar? Gruba dönelim. Tamam. Hikmet, tamam, dinleyelim AK Parti bakalım. Grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan konuşma yapıyor. Dinleyelim. Vatikalı'sa günün manşetine devam edeceğiz.